Gelmiş geçmiş en favori futbolcum Ronaldinho kariyerine yeniden başlasaydı ne olurdu? Bu videoda bu sorunun cevabını arayacağız arkadaşlar. Ronaldinho paralel evrene hepiniz hoş geldiniz. Karşımızda 18 yaşında genç bir Ronaldinho var. 76 overall'da potansiyel tavan. Arkadaşlar ben küçüklüğümde Kanada'ya taşındığımızda burada hokey izlemeye başladım, basketbol izlemeye başladım. Futboldan yavaş yavaş kopmaya başlamıştım. Ta ki Ronaldinho'nun Barcelona dönemlerini izlemeye başlayınca yeniden futbolu takip etmeye başlamıştım. Bu adam öyle bir futbol oynuyordu ki eğlence doluydu yani, resmen kendisi de eğleniyordu. Yaptığı işten zevk alma mevzusu var ya, Ronaldinho'nun üzerine futbolcu yok bu konuda. Yüzünde sürekli bir gülücük, sürekli çalım denerdi, farklı farklı hareketler denerdi maç içi. Ve bunları batırmadan böyle başarılı yapardı. O yüzden de bu kadar çok seviliyordu bence. Karakteri, yapısı, kişiliği mükemmel bir adam. Ronaldinho Gremio altyapısında yetişti. 18 yaşında profesyonel oldu bu takımda. Biz de şimdi 15 sezonluk bir serüvende Ronaldinho ile kırabileceğimiz rekorları kırmaya çalışacağız. 10 tane Ballon d'Or kazanabilir mi bu oyuncu? Bunları görmeye çalışacağız arkadaşlar. 76 overall'da başlıyor. Eğlence dolusu bir video bizleri bekliyor. Gremio ile taktiğimizi görüyorsunuz. Ronaldinho'yu forvet arkası oynatacağım. Gelişim planında da merkez forvet olarak onu çalıştıracağım. Hatta o role de dönüştüreceğim. Çünkü oyunda arkadaşlar merkez orta sahadan ziyade forvete Ballon d'Or veriliyor. O yüzden ne kadar erken şu yeşil noktayı maviye çevirebilirsek OF yaparak o kadar karlı bizim için. Şimdi ilk sezonun sonuna geçmeden, ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca like butonuna basarsanız 20.000 beğeniye getirebilirsek bu videoyu müthiş olur. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle Ronaldinho'yu OF yapınca 76 overall'da kalıyor. Delici diye çalıştıracağım onu. Ve sezon sonunda Gremio'yla... Abi burada sadece 24 maç mı oynanıyor? Evet. Galiba bilmiyorum. 13 takım var. 24 evet. Neyse 3. olmuşuz. Şampiyonluk gelmemiş ne yazık ki. Takımı ben Copa Libertadores'e de koymuştum. Namalup çıkmışız gruptan. Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi. Son 16'da Estudiantes'i geçmişiz 2-1. Çeyrek finalde Fortaleza'ya elenmişiz. Kendi ligimizden bir takım. Ve kupayı Red Bull Bragantino almış arkadaşlar. Boca Juniors'a karşı. Ronaldinho 80 overall'a yükselmiş. 4 overall arttı bu sezon o zaman. Gol krallığında yok. Görünmüyor. Asist krallığında orada da görünmüyor. Enteresan. Ama en verimli oyuncumuz. 13 gole katkıda bulunmuş. 8 gol 5 asist. Ortalama 6.9 puanla oynamış. Ona da dikkat edelim bu videoda. Şimdi ilk sezondan devam ediyoruz. Ara transfer dönemi. Bu Avrupa'nın yaz transfer dönemi oluyor. 2 teklif var Ronaldinho'ya. Atalanta'yı reddedeceğiz çünkü Chelsea 61 milyon vermiş. Ronaldinho Avrupa'da ilk takımı olarak Chelsea'ye imzasını atıyor. Chelsea şu an Premier Lig'de 3. Takımın kadrosu bu. Biz burada şu şekilde oynamaya çalışacağız. Ronaldinho OF, Havertz OF. Yani 2 tane OF kadroda mevcut olacak. Ronaldinho diyor abi 10 numara boşta mı? Pulisic'teymiş 10 numara. Tamam o zaman ben de 1980 doğumluyum. 80'i alayım diyor. 80'i alma sebebi o mu acaba? Biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. 1980 doğumlu normalde. Burada biz onu yine delici olarak çalıştırmaya devam edelim. Gerçi yok, oyun kurucu şöyle çalıştıralım. Atak pozisyonu gelişsin. Şu an takımın en verimli oyuncularını görüyorsunuz. Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde grubundan çıkmış. Atletico Madrid'de de eşleşmiş. Bakalım Ronaldinho burada oynatılacak mı sezon sonuna kadar? Ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gelecek mi? Ronaldinho Chelsea'de 4. bitirmiş. İlk Premier Lig tecrübesi bu arada. FA Kupası'nı kazanmış. Güzel. Karabağ'ı Liverpool almış. Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e elenmiş takım. Ve Barcelona Şampiyonlar Ligi'ni almış. Ronaldinho 82 overall. Eksi 2 gösteriyor. Umarım oynatılmıştır. Gol kralı Sadio Mane, asist kralı Jorginho, kaleci Ederson, Ronaldinho'yu arıyor gözler. Ronaldinho sadece 8 maça çıkmış, genç Ronaldinho 1 gol atmış Chelsea'de. Şimdi ikinci sezonda oyun kurucu diyeceğim çünkü serbest vuruş isabeti yükselsin ki frikikleri Ronaldinho kullanmaya başlasın. Zaten bitiriciliği falan yerinde, atak pozisyonu, bunlar gelişsin. Taktiği de bozmayacağız, aynı taktik, aynı kadro. Bakalım neler olacak bu sezon. İkinci sezonun sonunda Chelsea yine 4. bitirmiş.
En az gol yiyen takım. En iyi defansif takım. Ama şampiyonluk getirmemiş defans. Community Shield'ı kaptırmışız. FA Cup'ı Arsenal almış. Karabağ Kupası'nı bu sezon alıyoruz. En azından yine Ronaldinho bir tane kupa kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nde bu grubu lider tamamlamışız. Son 16'da Atletico Madrid yine 5-4 bu sefer geçmişler bizi ve Real Madrid'e finalde yenilmişler. Ronaldinho 86 overall'a yükselmiş. 4 overall birden. Güzel, güzel. Artık oynatılıyordur herhalde. Yani 45 maça çıkmış ama fazla verim sağlamamış. 8 gol 1 asist. Bütün gollerini Premier Lig'de, asistini de Premier Lig'de yapmış. Artık patlama sezonu 3. sezon olacaktır diye tahmin ediyorum. 3. sezonda serbest vuruş isabeti gelişim göstermiyor arkadaşlar Ronaldinho'nun nasıl olmuşsa. O yüzden direkt bombardımana yükleneceğiz. Ve taktik olarak da 4-2-3-1'e geçiyoruz. Ronaldinho burada OF. Ve 3. sezonun sonunda Chelsea 3. olmuş. En çok gol atan takım olmuş yalnız. Yeni taktik çok gol attı. Bakalım Ronaldinho gol kralı mı? Manchester United şampiyon olmuş. FA Kupası'nı Tottenham almış. Karabağ Kupası'nı Wolves almış. Bu sezon İngiltere'de kupa yok. Şampiyonlar Ligi'nde grubu lider tamamlamışız. Son 16'da Hoffenheim'ı geçmişiz. Çeyrek finalde Lazio'yu geçiyoruz. Yarı finalde Inter'i geçtik. Ronaldinho ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşadı mı Liverpool'a karşı? Hayır. Ah Ronaldinho'm ah. Overall 89. Lukaku da 89. Yalnız gol kralı neredeyse Timo Werner. Asistlerde Ronaldinho'nun 8 asisti var. 30 maça çıkmış Premier Lig'de. Full oynamamış demek ki. 15 gol 11 asist 45 maçta. Timo Werner'e bak 31 gol 6 asist. Timo Werner Lukaku'dan daha fazla oynamış Timo. Bu arada puana da göz atarız demiştim de pek göz atmıyoruz. 7.1 ile oynamış bu sezon Ronaldinho. 4. sezonda Ronaldinho'ya Santrfor gelişim planı vereceğim. Çünkü şut gücü çok düşük. Volesi düşük. Kafa isabetle güçte yükseliyorsa yükselsin. Artık Ballon d'Or'u da kontrol etmeye başlayacağız. Bu sezon o Ballon d'Or Jadon Sancho'ya gitmiş. Manchester United şampiyon olmuştu. Mantıklı. Ve 4. sezonun sonunda Ronaldinho ilk şampiyonluğunu, lig şampiyonluğunu yaşıyor. Sadece 2 mağlubiyet almış takım. FA Kupası'nı alamamışız ve Karabağ Kupası'nı da Manchester United almış. Şampiyonlar Ligi geldi mi acaba? Grubuna mağlup lider tamamlamışız. Son 16'da Leipzig'i geçmişiz. Çeyrek finalde Liverpool'u elemişiz. Yarı finalde Leicester'ı deviriyoruz. Finalde Ronaldinho'nun eski takımlarından bir tanesi Paris Saint-Germain var. Ve bu kez yine iki Şampiyonlar Ligi finali üst üste kaçıyor. Tüh. Ronaldinho en çok gol atan oyuncumuzmuş. Ligde ikinci 20 gol atmış. Asist kralı Havertz. Ronaldinho'nun 6 asisti varmış. En fazla gol yenmeyen maç Mendy'de. En verimli oyuncumuz Ronaldinho. Artık ısındı, alıştı Avrupa'ya. 33 gol, 10 asist, 43 gole katkı. Ronaldinho Ballon d'Or'u muhtemelen kazanacak gelecek sezon. Buradan hemen gelişim planına da göz atalım. Bitiricilik 96'ya gelmiş. Şut gücü gayet iyi yükselmiş. Ben artık serbest vuruş isabeti de yükselsin istiyorum. Şuna geçelim. Gelecek sezon yükselir mi göreceğiz. 5. sezon Ballon d'Or. Oo, sana niye vermişler? Çünkü Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldun. Evet, onu da unuttuk bak. Ve sezon sonunda yine şampiyon olmuşuz. Community Shield'ı da almışız. FA Kupası'nı alamıyoruz. Karabağ Kupası'nı almışız. 3 kupa aldık bu sezon. Yalnız Şampiyonlar Ligi geldi mi? Lider. Güzel. Chelsea. İlk turda Slavia Prag geçmişiz. Ardından Liverpool'a elenmişiz ve Leverkusen almış Şampiyonlar Ligi'ni. Vay be. Ronaldinho 92 overall'da. Timo Werner gol kralı olmuş. Ronaldinho'nun 17 golü var. Asist kralı Havertz. En iyi kaleci Mendy. Yani biraz zayıfladı orta saha tabii. Kante 80'e düştü. Onun yerine Ampadu var. Çalhanoğlu belki oynamıştır bilmiyorum. Ve Ronaldinho bu sezon en verimli ikinci oyuncumuz. Werner 53 gole katkı ve Ronaldinho da 44 gole katkıda bulunmuş. 6. sezonda Ronaldinho İngiltere'den ayrılmak istediğini söyledi ve İtalya'dan Juventus'tan bir teklif var. Manchester United'la Tottenham'ın tekliflerini kabul etmedi. 113 milyon artı Richarlison'ı kabul edeceğiz ve Ronaldinho'yla Juventus'a imzamızı atıyoruz. Juventus'a geldiğimizde kadro böyle. Vlahovic duruyor. Kalede bir Szczęsny var. Kobel var.
güzel. Tchouameni gelmiş. Pedri burada. Laporte düşük kalıyor. O yüzden farklı bir taktiğe geçmemiz lazım. Fark ettiyseniz transfer de yapmıyorum arkadaşlar. Transfer yapmadan devam edeceğim sonuna kadar. Elimizde ne varsa onları değerlendirmeye çalışacağım. Mesela sol kanat oynayabilen Frabot da var. Sol orta saha oynayabilen. Onu sol orta sahaya çevirebiliriz. Brandt sol orta saha oluyorsa yapmaya çalışırız. Ronaldinho'yu yine oyun kurucu diye çalıştıracağım. Gelişirse gelişir, gelişim göstermiyor gibi. Sol orta sahaya da Frabotta'yı çeviremedim ama artık orada kim oynatılırsa arkadaşlar. Şu çocuğu da gösteriyor. Brandt oynatılırsa oynatılır. Shaw belki oynar bilmiyorum. Ama 4-4-1-1 atak oynayacağız bu takımla. 6. sezonda yılın futbolcusu Real Madrid'den Erling Haaland olmuş. Ve İtalya'da da Ronaldinho şampiyon oluyor. İlk sezonunda şampiyonluk gelmiş. En çok gol atan, en az gol yiyen değil. Süper Kupa da gelmiş sezon başında. İtalya Kupası da gelmiş. 3'te 3. Çok güzel. Şampiyonlar Ligi de geldi mi? Gruptan çıkmışız. Son 16'da Tottenham'ı elemişiz 4-2. Çeyrek finalde Real Madrid'i zar zor geçiyoruz. Yarı finalde yine Liverpool. Ronaldinho'nun baş belası Liverpool. Ve Liverpool Şampiyonlar Ligi'ni almış. Ronaldinho 94 overall'a yükselmiş. Bir overall artmış. Ve Serie A'da Ronaldinho gol kralı oluyor. Vlahovic'den daha fazla atıyor. Yes. Pedri asist kralı. Ronaldinho'nun 7 asisti var. Kaleci Kobel'de en fazla gol yenmeyen maç çıkarmış. Ronaldinho en verimli oyuncumuz olmuş. 32 gol 10 asist 56 maçta. Bravo kral. Bu arada bu sezon Dinho'nun en yüksek puan aldığı sezon. 7.6. 7. sezonun Ballon d'Or'u Mbappe'ye gitmiş. Ve sezon sonunda da 4. bitirmiş Juventus. Lazio, Milan aynı puanda. Lazio averajla şampiyon olmuş. Süper Kupa'yı almış. Kopa İtalya'yı da almışız ama neden Serie A'yı alamadık bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzu lider tamamlamışız. Namalup. Chelsea de buradaymış. Onlar çıkamamışlar. Son 16'da Dortmund'u geçmişiz penaltılarda. Çeyrek finalde Atletico Madrid'e elenmişiz penaltılarda. Bu Atletico Madrid de Ronaldinho'nun diğer baş belası. Şampiyonlar Ligi Tottenham'a gidiyor. Oo, Ronaldinho sakat. 94 overall. Gol kralı Gavi. Ronaldinho 37 maça çıkmış ama sadece bir maç kaçırmış. 14 gol atmış o da. Asist kralı olmuş yine Gavi ile beraber. John Stones bayağı düşmüş. Onun yerine kim var? Hermoso var. Okey. Frabotta'yı sol orta sahaya çevirebilmiştim. Sule de zaten sağ kanat. Miranda'yı da sağ bek yapmıştım bu arada. 24 gol 14 asist. Yine en verimli oyuncumuz Ronaldinho. 52 maça çıkmış. Yeni sakatlanmış demek ki. Sadece 2 ay. Gelecek sezona yetişiyor. Arkadaşlar Ronaldinho neden Ballon d'Or'u kazanamadı biliyor musunuz şu ana kadar? Benim bir teorim var. İşte teorim. Abi ver adamı uzun kollu formasını. Hepimiz hatırlarız yani Ronaldinho'nun en baba dönemleri, en bomba dönemleri uzun kollu formayla geçmişti. Şimdi gelecek sezonki performansıyla Ballon d'Or kazanmazsa ben bir şey bilmiyorum. Yani 9. sezonda gelecek o Ballon d'Or. 8. sezonda Ballon d'Or yine bu arkadaşa gitmiş. Burası normal, tamam. Biz gelecek sezondan umutluyuz. Bu sezonun sonunda Juventus yine şampiyon olabilmiş. Açık ara en çok gol atan. Süper Kupa'yı üst üste 3. sezon alıyoruz ama Coppa Italia'yı alamıyoruz. Yalnız o Şampiyonlar Ligi Ronaldinho için geldi mi? Sonunda ya. Yani o Şampiyonlar Ligi'ni bu adam ne yaptı da hak edemedi? Bilmiyorum. Marsilya'yı ilk turda geçmişiz. Ardından Lazio'yu geçmişiz 6-2. Yarı finalde City'yi geçiyoruz. Finaldeyiz Arsenal'e karşı. Ve yes! Sonunda Ronaldinho ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kapıyor. Gol kralı Dean Scarlett oluyor. Ronaldinho 21 gol atmış en fazla gol atanımız. Ama Vlahovic de sadece 28 maça çıkmış. Demek ki o sakatlandı. Ronaldinho Pedri ile beraber asist kralı. Kalecimiz de Manyan'la beraber en iyi. Kobel de son dönemlerin sağlam kalecilerinden simülasyonda. Ronaldinho 94 overall'dan yükselmemiş. Dragušin artık stoperde oynuyor. Bu çocukta da bayağı potansiyel var bilmiyorum. 90'lara gelir mi? Sule iyi gelişmiş sağ kanatta. Tierney de gayet iyi gelişmiş sol bekte. En verimli oyuncumuz üst üste buraya geldiğinden beri yine Ronaldinho oluyor. 41 gole katkısıyla. Ortalama puanda da yine 7.6. Güzel. Şimdi o beklediğimiz an geldi. Yılın futbolcusu Ronaldinho. Dinyo oluyor arkadaşlar. İşte bu be. Burada saçları bağlamış kral. 95 overall'a gelmiş. Mesela burada bizim kadro merkezinde saçlar bağlı değil. Hocam seni mi kıracağım şimdi diyor. Bağlayayım istersen. Görüyorsunuz. Neden böyle başlatmadım bilmiyorum kralı. Neyse. Sezon sonunda bir şampiyonluk daha gelmiş ki yani. 2 tane 88 puan görüyorum. Averajla şampiyon oluyor Juventus.
Son maçımızda berabere kalmamıza rağmen şampiyon oluyoruz. Ondan önce de berabere kalmışız. Neyse, Süper Kupa'yı ilk defa kazanamamışız. Bologna almış, Coppa Italia'yı da Milan almış. Süper Kupa'yı almışız Lyon'a karşı. Üst üste ikinci Şampiyonlar Ligimiz geldi mi? Son 16 Bayern Münih geçmişiz. Çeyrek finalde Paris Saint Germain'i 3-2 geçiyoruz. Yarı finalde eski takımına eleniyor. Ya da gerçek kariyerindeki en önemli takıma eleniyor. Barcelona'ya, Barcelona alıyor. Vlahovic gol kralı olmuş. Ronaldinho 17 tane atmış. Asist kralı Pedri. Ronaldinho 11 asist. Kalecilerde bizim kaleci ortalıkta yok gibi. Dinho 95 overall'da bitiriyor bu sezonu. En verimli oyuncumuz da olamıyor. Pedri olmuş. Vlahovic'le beraber. Ronaldinho 34 gole katkı. 10. sezonda yılın futbolcusu yine Ronaldinho oluyor üst üste ikinci kez. Serie A'yı kazandı. Şampiyonlar Ligi'ni alamadı ama yine onu layık görmüşler bu ödüle. Ve sezon sonunda Juventus'la şampiyonluk gelmemiş. Inter almış bu sezon. Süper Kupa'yı almışız. Coppa Italia'yı da almışız. Şampiyonlar Ligi'ni alabildik mi acaba Ronaldinho ile? Arsenal'i geçmişiz. Çeyrek finalde Real Madrid'i geçmişiz. Yarı finalde Paris Saint Germain'e fark atmışız. Bu kaybettiğimiz 3. mü? 4. final mi oluyor? Tottenham'a kaybediyoruz. Gol kralı Julian Alvarez. Ronaldinho 14 gol atmış. Asist krallığında Ronaldinho 7 asist yapmış. Kobel'de en iyi kaleci. 96 overall'da Ronaldinho. Bu takım Şampiyonlar Ligi'nde finalde kaybediyor. Kötü. En verimli oyuncumuz Vlahovic olmuş bu sezon. Ronaldinho 24 gol atıp 7 asist yapmış. 31 gole katkıda bulunmuş. Artık Ronaldinho'nun Juventus'tan ayrılmasının zamanı geldi arkadaşlar. Farklı bir hava. Belki La Liga, belki Fransa. Bakalım neler bizleri bekliyor 11. sezonda. 11. sezonda transferin son saatlerinde tek teklif Liverpool'dan geliyor. Ronaldinho bu teklifi kabul ediyor. Bu kez İngiltere'de daha başarılı olacağım diyor ve geçiyoruz Liverpool'a. Liverpool'da kadro biraz karışık. Şu çocuğu sol bek yaparız, orası ayrı. Zaniolo mesela sağ kanat oynayabiliyor. 33 yaşına gelmiş. Ofe bir de Jota var. Ronaldinho'yu 4-3-3 Ofe oynatacağım. Sol kanadımız 22 yaşında Mane Regen. Tomori ile Kunde defans gayet iyi. Kaleci de bir Regen, Johansen. Danimarkalı muhtemelen Schmeichel Regen'dir. Alisson 81, Bernardo'nun 81. Şu oyuncular şöyle 85'lerde. Orta sahalar. Liverpool'a geldik. Ballon d'Or yine Mbappe'ye gitmiş. Ve sezon sonunda da Liverpool şampiyon olamamış. Wolves şampiyonluğu alıyor. Biz Manchester United'a yenilmişiz. Brighton'ı yenmişiz. Ondan önce de Manchester City'ye yenilmişiz. O iki maçı da kazansaymışız. Manchester takımları bizi batırmış. Şampiyon olurmuşuz. Community Shield'ı almışız sezon başında. FA Kupası'nı alamamışız. Karabağ Kupası'nı alamamışız. Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzdan lider çıkmışız. Son 16'da eski takımı Ronaldinho'nun Liverpool'a eliyor. Liverpool'da değilken baş belası Liverpool'du. Şimdi eski takımları olacak gibi. Yalnız kupayı Tottenham almış. Ronaldinho Premier Lig'de gol kralı. Asistlerde yok. En iyi kaleci bizim kaleci. Overall'lar bu halde. 97 olmuş Ronaldinho. Sağ kanat Garnacho'yu yapmıştım. O oynamış galiba sonlarda. Tomori'nin bile overall'ı düşmüş be. Başımız belada burada. En verimli oyuncumuz Ronaldinho olmuş. 36 gole katkı. 12. sezonda Ballon d'Or Haaland'ın olmuş. Bu sezonda Aston Villa şampiyon olmuş. Çok farklı sonuçlar ya. Bir saniye. Leicester küme düşüyor. Garip. FA Kupası Aston Villa'nın. Arsenal Karabağ'ı almış. Aston Villa'ya mı gitmek lazım acaba? Bakınsana, adamlar geçen sezonda UEFA'yı almışlar. Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzu ikinci tamamlamışız. Son 16'da Leverkusen'i geçmişiz. Çeyrek finalde eski takım Juventus. Yine baş belası oldu. Adamlar finale gidemiyorlar ama Aston Villa gitmiş ve Paris Saint Germain almış kupayı. Gol kralı Lis. Muhtemelen Lewandowski Regen Lis. Polonyalı oluyor genelde Lisler. Ronaldinho 17 gol atmış. 6 asist yapmış. Galiba Aston Villa en sağlam Regenleri toplamış. En verimli oyuncumuz Endoye olmuş. Ronaldinho ile Garnacho da aynı verimi sağlamış. Ronaldinho 97 overall'da. En kötü sezonlarından bir tanesi. 13. sezon Ronaldinho mükemmel performans sergiliyormuş ama yılın futbolcusu Erling Haaland oluyor. Orada bir fake yedim. Kırmızı göründü. İlk haber olduğu için. Sezon sonunda da Liverpool 6. bitiriyor. Şampiyonlar Ligi dışında. Tottenham şampiyon. FA Kupası Arsenal, Karabağ Kupası Northampton.
Vaat, Süper Kupa Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi grubumuzdan en azından çıkmışız. Son 16'da Paris Saint-Germain'i yenmişiz. Çeyrek finalde Juventus'u bu kez geçmişiz. Yarı finalde Aston Villa ve Barcelona almış Şampiyonlar Ligi'ni. Abi bu Aston Villa'da ne var acaba? Milan UEFA'yı, konferansta Arsenal. Ronaldinho gol kralı olmuş yalnız. Asist kralı da bizim Bate ikinci. Ronaldinho'nun overall'ı bir overall düşmüş. Yani bu takımın defansı kötü oldu artık. Hani defans berbat. Trent bile 76'ya düşmüş, 77'ye düşmüş. Problem oradan, yoksa geri kalan herkes gayet iyi. Ronaldinho 36 gol, 9 asist. Gol kralı olduğu için vermezler diye tahmin ediyorum Ballon d'Or'u ama yazık oldu be. Bu Liverpool takımı berbat gidiyor. Okey, 14. sezondayız. Son sezonumuz olacak bu. Sebebi de şu. Brezilya Ligi ilk sezonun sonunda başlıyor. Yani ikinci sezondan başlıyormuşuz gibi oluyor Avrupa'ya göre. O yüzden burada 15. sezondayız aslında ama Ronaldinho ile 14. sezonumuz olmuş oluyor. Şimdi Aston Villa'da ne var ne yok bir bakalım diye buraya geldim. Ronaldinho'yu da çok istediler. Kıramadım, getirdim. Abi zaten list 93. Bu dediğim gibi Lewandowski Rijen, Polonyalı forvet. Kalede Neuer Rijen, Friedrich. Merkez orta saha Grüne, bu da Kroos Rijen. Sol bek Lenoir. Muhtemelen 25 yaşında Luka Dean. Muhtemelen onun Rijen'idir. Sağ bek bir İspanyol Rijen. Muhtemelen Dani Carvajal Rijen. Richie Forvet'te Immobile Rijen. Hatta yedeklerde bir tane Lukaku Rijen var. İyi Rijen toplamış bu takım. Öyle diyebiliriz. Geri kalan oyuncular da bu şekilde yedekler falan. Ve ben taktiği böyle ayarladım. Ronaldinho burada OF olacak. Çift forvet. Son kez bakalım bu takımla hem şampiyon olabilecek mi Ronaldinho hem de bir Şampiyonlar Ligi daha kazanabilecek mi? Ama önce Ballon d'Or. O da Haaland'a gitmiş. Ve sezon sonunda Wolves şampiyon oluyor. Aston Villa ile 3. bitiriyoruz. FA Kupası'nda finalde kaybetmişiz. Karabağ'ı da alamamışız. Şampiyonlar Ligi'ni en azından aldığımızı söyle lütfen. Aston Villa geç. Geçmişiz. Paris Saint-Germain'i geçmişiz. Çeyrek finalde Aston Villa Inter'i geçiyor. Yarı finalde Tottenham'ı geçiyor ve Atletico Madrid, orijinal baş belası takım, bizi finalde deviriyor ya. Öf ya, bu ne ya? Ama Ronaldinho kesin hala gülüyordur buna rağmen. Daha güzel olsun istemiştim Ronaldinho için ama yani buymuş olacağı arkadaşlar. Ronaldinho 13 gol atmış Aston Villa'yla. Asist krallığında yok. En verimli oyuncumuz olmuş ama 32 gole katkısıyla 95 overall'da bitiriyor kariyerini Ronaldinho. Burada da göstereyim, kafa karışıklığı olmasın arkadaşlar. Sezon sonu diyoruz ve emekliliğin diyor. Kariyer bitti. Ve toplamda da Ronaldinho 732 maçta 330 gol atıp 133 asist yaptı. 19 kupa kazandı. Sadece bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. 3-4 kez finalde kaybetti. 2 tane Ballon d'Or kazanabildi yalnız en azından. Ve hani demiştik ya, ortalama puana da bakalım bu videoda. Ortalama yanlış hesaplamadıysam 7.25, 7.2 5'le oynadı Ronaldinho kariyeri boyunca. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir video. Buraya kadar izlediyseniz, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ronaldinho için kaç beğeni istemiştik? 20.000 mi? 20.000 beğeniye getirelim bu videoyu lütfen. Teşekkür ediyorum. Ekranda iki farklı video daha çıkıyor. Bir tanesi ilginizi çeker muhtemelen. Tıklayıp izlemeye devam ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.